Herkese merhaba. Yeni bir videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Umarım hepiniz iyisinizdir. Bizler çok şükür iyiyiz. Şöyle arkamı lütfen dikkate almayın. Biliyorsunuz yeni yatak odasındayım. Ve bu odaya henüz tam yerleşemedim. Evet, şimdi ne yapacağız? Şimdi hemen bir makyajımı yapacağım. Ondan sonra da dışarı çıkacağız. Şöyle yüzüme bir nemlendirici sürdüm. Fondötenle devam ediyorum. Evet, bugün ne yapacağız? Bugün babama bir doğum günü hediyesi alacağım. Önümüzdeki hafta onun doğum günü. Ona hediye alacağım. Ne alacağımı henüz bilmiyorum ama birlikte bakacağız. O yüzden çarşı içine gideceğiz. Anneciğim. Efendim. Hiçbir tane bulamadım. Çok var. Ne var? Çok var. Ne çok var? Çok aynalarım var. O kadar, çok üstün var. O yüzden bulamadım. Çok. Ama var. Ama sen en iyisi bir tane uzun kollu giy. Ya da kilotlu çoraplı elbise de giyebilirsin. Ya. Hadi git seç. Evet. Babama hediye alacağız. Başka ne yapacaktım ben? Askı alacağım. Çünkü şu dolaba yerleştiremedim her şeyi. Ezgi'ye çocukların kendi askılarını verdim. Asmadığım çoğu şeyi de büyük dolaba astığım için bize askı kalmadı. O yüzden kendimize askı almam gerekiyor. Ve birazdan size bir şey göstereceğim arkadaşlar. Sürekli diyorum ya, başımızdan şeyler eksik olmuyor diye. Vallahi gözlerinize inanamayacaksınız. Buldun mu? Tamam. Elbise mi giyeceksin? Evet. Bak. Bakayım. O biraz fazla yazlık değil mi? Böyle kısa kollu yok mu tişörtlü? Onlara bak. Tamam. Ceren'imiz yok maalesef. Ceren kaç gündür annemde kalıyor. Kaç gündür annemde kaldığı için de biz de görmüyoruz. İnanın çok özledim. Bakalım bugün belki oraya uğrarız. Tutturdu tatil. Kimse de kalamıyorum. Hiçbir şey yapamıyorum. Tatilde işte tatil oldu. Ben evdeyim. Okullar tatil ya. Anneme yolladım ben. Dedim git anneannen de tatil yap. Çok seviyor annemde kalmasını. Annem çok ilgilendiği için orada kalmayı çok seviyor. İşte beraber annem ona örgü, tığla bir şeyler örmeyi öğretiyor. Beraber kek yapıyorlar anne, vesaire. Efendim? Ben şerbet giymek istiyorum. Kızım onlar olmaz ama daha. Daha o kadar sıcak değil. Altımı zaten bir şey yiyeceğim. Yiyeceksin de. Daha o kadar sıcak olmadı anneciğim. Hadi. Yani. Öyle. Kızımı özledim anlayacağınız. Anneannesinde tatil yapıyor. Onu bir görmek istiyorum. Haftada çok yoğun çalıştım. Ve biliyorsunuz odaları değiştirdik. Buranın ışığı da fazla mı beyaz? Odaları da değiştirdik. İnanılmaz yoruldum. Bu hafta 4 gün çalıştım. Bir de bu işler yerleştir, topla, kaldır. Taşı mahvoldum. Ama çok şükür bitti sayılır. Oturma odasıyla çocuk odası bitti. Gördünüz. Önemli olan kızların rahat etmesi. Onlara oyun alanı olması. Zaten bundan 1-2 sene oldu herhalde. Biz bu odadaydık yine. Ama işte bana böyle canım sıkılınca böyle aklıma esiyor bazen, rahat duramıyorum. Böyle bir değişiklik yapıyoruz. Ben aslında oturma odasında yemek masası için geçmek istedim. Bilirsiniz ama yemek masasıyla oldu da balkonsuz da balkonsuz ev gibi oldu. Bir tane ev vardı. Ama o da biraz böyle dış kısımlarda kaldığı için baktık, şey yapmadık, vazgeçtik. Ay, batırdım yine ya. Böyle hızlı hızlı yapınca da böyle oluyor. Biliyor musunuz bilmiyorum ama böyle rimel bulaştığı zaman makyajın sonunda silerseniz daha iyi oluyor. Şey olmuyor, böyle siyahlık dağılmıyor, kurumuş oluyor. Kulak çöpüyle böyle aldığınız zaman hemen çıkıyor. Evet. Bu hafta da yoğun çalışıyorum. Yine 4 gün herhalde.
Çarşamba günü doktorda randevum var. Şeker yükleyecekler. Öyle bakalım ne çıkacak. Birkaç sorunum var. O yüzden bu testleri yapıyorlar. Sorunum da sağlıklı beslendiğim zaman fenalaşmam. Birkaç kez hatta bir videomda da bundan birkaç ay önce söylemiştim. Diyete başlıyorum diye. Daha önce 30 kilo vermişliğim de var. Yani yapamadığım bir şey değil. Ne zaman ki şekeri azaltıp sağlıklı beslenmeye başlasam fenalaşıyorum. Ve onu araştırıyorlar şimdi. Neden kaynaklanıyor diye. Ona bakacaklar. Ama öyle böyle fenalaşma değil. Bayağı kötü oluyorum. Böyle küt diye bayılacak hale geliyorum. Ve son zamanlarda bayağı da kilo aldım. Ama öyle bir şey de değil. Nasıl denir? Böyle çok aşırı böyle yemekler, börekler falan tüketen birisi de değilim. İşte onun nedenini arıyor doktor. Çok iyi bir doktor buldum. Sağ olsun. Her şey. Bakmadık bir şey kalmadı. Geçen 6 tüp kan aldılar. Parmaktan aldılar. Bir de damardan 6 tüp kan aldılar. Ama bakalım. Onun sonucu da önümüzdeki hafta öğreneceğim neler çıktığını. Çünkü ben 6 tüp kan verdim. Daha sonra doktor aradım doktoru kan sonuçları için. Randevu yapacaktım. Telefona çıkan hemşire şey dedi. Doktor bey işte bu şeker yükleme testiyle şeyi de yapmak istiyor dedi. Glukoze testini. Ben de çarşamba öğreneceğim. Ne oldu, ne bitti, ne çıktı. Neden yapıyorlar? İnşallah o gün öğreneceğim. Belki de testi yapıp yollayacak. Onu da bilemem. Şu an kafamda ne var biliyor musunuz? Babamı ne alsam? O kadar zor ki. Babalar her istediklerini aldıkları için böyle özel bir şey kalmıyor. Özel bir şeye de ihtiyacı yok. Elektronik falan her şey var. O yüzden onu düşünüyorum. Ne alsam diye. Ama ha yok. Geçen geçtiği doğum gününde şey almıştık. Saat, bu adım sayar vesaire. Babamda da şeker olduğu için dedik hani biraz dikkat eder, hareket eder falan diye. Onu almıştık. Ama onu bile düzgün takmıyor. O yüzden ne alsam bilmiyorum. Arkadaşlar bana önerebileceğiniz güzel bir kaş kalemi varsa çok sevinirim yorumlara yazarsanız. Şu anda şu Essence'in kalemini kullanıyorum. Renk olarak iyi de böyle ben biraz yumuşak yapıda bir kalem arıyorum. Ve demiştim benim kullandığım kaş kalemi satıştan kaldırıldı. Online'da yok. Araştırdım, yok. Size hemen bir göstereyim hangi kalemler var. Ondan sonra siz inşallah bana öneride bulursunuz, bulunursanız sevinirim. Zorlanıyorum çünkü. Böyle kremsi olmadığı için çok zorlanıyorum boyamaktan. Senelerce bunu kullandım. Ama bu kaş kalemini kullandıktan sonra bu bana biraz kızılımsı geliyor. Şöyle. O yüzden bu şimdilik duruyor. Kullanmıyorum. Daha sonra şu kaş kalemi değil. Şöyle işte Essence'in kaş kalemi var. The Balm'in kaş kalemi var. Catrice'in kaş kalemi var. Bu DM'in Trended Up. Bunlar da çok memnun kaldığım İki kesin kaş kalemleri. Ama bunları vallahi bunun yerini tutmadı. Arıyorum arıyorum bulamıyorum. Şu anda dediğim gibi Essence'i kullanıyorum. Evet, makyajım bitti. Evet, ben de hemen giyineyim. Ondan sonra çıkalım. Bir de Ezgi'yi halledeyim hemen.
O açık giyinmekte ısrarcı bugün. Güneş görünce şort etek giymek istiyor. Görmüşken ben size bunu göstermedim hiç galiba. Bakın bunu Ceren anneler günü için yapmıştı. Şöyle buradan çekiyorsunuz. Hoş. Burada da seni seviyorum yazıyor. Kaldıralım. Tamam. Evet arkadaşlar. Görüyor musunuz? Ezgi süsleniyor. Hadi bakalım. Ben de pijamalarımı kaldırayım. Hadi yoksa hiç çıkamayacağız bugün. Şöyle şuraya koyalım. Burada macera var. Macera mı var? Tada bu macera bak. Hı. Bu çok güzel yazıyor. Hadi bakalım. Bitir işini gidelim. Şey olsun bir. Ezgi o kadar açmana gerek yok. Bir şey sürüyor. Olabilir. Dudak labelo sürüyor. Tam artık oldun ama arkadaşlar, oldun çok güzel. Arkadaşlar ben size bir şey göstereceğim. Bunun içinde bir şey var. Dırım. Evet. Aa bunları da bayağıdır takmıyoruz bak. Saç için bunlar. Hı-hı. Saç yüzükleri. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hiç beni bırakmıyorsun. Aa. Hiç bırakmıyormuşum. Sen zaten güzelsin. Hadi gel. Senin kafan abi. Biraz küçük. Babamın kafası biraz Volkan küçük. Takıp gittim şey maskesini. Ben de maske arıyorum. Baban geldi. Hoş geldin. Maskenin öbürünü arıyorum. Hı. Senin takıp gittiğin aklıma baba, gelmedi. Baba ben attım bu ne de haşke. Evet mi? Haklısın kızım. Haklısın sen. Haklı olmayı çok seviyor Ezgi. Çarşı içinde de maske takılıyor burada da. Ama hiç hoş anne değil bak. Ama. Bu arada anne arkadaşlar vaka sayıları düşüyor. Bizim burada 50'nin altında 3 gündür değil mi? 4. gün. 4. gün bugün. Evet 50'nin altında kafeler. Kafeler açıldı dışarısı. Yani içeride içilmiyor yine ama dışarıda yemek, kahve açıldı. Vallahi çok şükür yavaş yavaş iniyor. İnşallah bir daha çıkmaz diyelim. Böyle böyle kaybolur gider. Geçenlerde birisi sormuştu aşı hakkında ne düşünüyorsunuz diye. Arkadaşlar ben sonuna kadar yaptırırım ama taraftarıyım. Neden? Çünkü daha aşılar bizim yani Almanya'daki aşılar henüz ne denir? Sicher gestuft değil. Tam ya, onaylanma değil de. Ya tam denenmiş değil daha. Evet tam %100 Türkçesi gerçi gelen. Hep bütün aşılar hepsi öyle. Türkiye'dekiler de öyle. Hepsi öyle. Çünkü hepsi ani çıktı. Hepsi bir sene içinde çıktı aşıları. Yani onu bilemeyeceğim şimdi Türkiye'de başka ülkelerde nasıl ama aşılar tam onaylı yani %100 şeydir hani iyi gelecek ya da yok edecek ya da bir şey yapmayacak diye bir şey olmadığı için henüz yaptırmaya karşıyım. Olur da son raddede hani Türkiye'ye gidemezsiniz, gelemezsiniz, işte şuraya giremezsiniz, bayağı bir zor durumda kaldığım zaman yaptırmayı düşünüyorum. Çünkü internette de çoğu yaptıranların kötü şeyler yaşadığına da şahit oldum. Ama yaptırıp da hiçbir şey olmayanlara da gördüm. O yüzden böyle tam içim rahat etmiyor henüz. Biraz daha bekleyelim diyorum. İçim rahat etmediği için biraz daha bekleme taraftarıyım. Ama tabii ki de mecbur kalırsam yaptırmak zorunda kalırsam yaptıracağım. Yapacak bir şey yok. Ama hemen de kendime böyle kurbanlık koyun gibi öne atıp aşı olmak istiyorum demiyorum. Aynen. Demeyeceğim de. Bekleyeceğim önce. Öyle arkadaşlar. Şimdi çarşıya geldik sayılır. Zaten biz çarşı içine yakın oturuyoruz.
Bir arabayı park edelim. Çarşı içinde gezelim. İnşallah az önce bayağı sallanmamıştır kamera. Çünkü yollar çok bozuk o geçtiğimiz sokakta. Hani bir kere gezmeye gitmiştik ya, yine yürümüştük şöyle. Ha evet. Çarşıda yürümüştük oraya. Allah'ım, tipe bakın, tipe. Biz ben oynuyorum. Geçen yine kolye aldılar. Bileklik kolye. Ama ortada yok. Tutarken kırıldı. Tutarken. Tutarken. Duydun mu? Ezgi'cim. Tutarken. Tutarken. Evet. Böyle bak. Evet. Garajdan çıkıyoruz. Çarşı içinde gezelim. Hadi bakalım. Burası da kütüphanemiz. Şimdi yani biz buraya da gelmiştik. Evet gelmiştik. Hadi gel bakalım. Ha. Ama yola çıkma. Evet. Evet arkadaşlar, biz Müller'den çıktık. Evet, gezime böyle geçen kaldık şurada. Evet, hediye aldık dedi. Evet. Bir iki şey daha aldık. Şimdi Ezgi'ye dondurma almaya gidiyoruz. Evet, dondurma. Hadi bakalım. Güzel. Evet, Ezgi'nin dondurması geldi. Bakayım, ne almış baba? Vanilya. Evet, külahı da değişikmiş ama. Değil mi? Hadi bakalım. Afiyet olsun. Hadi geç bakalım. Bu taraftan gidiyoruz. Şu taraftan dolanalım. Buraya bunu çekeriz. Buraya oturabiliriz. Ellerim de doldu. Bir saniye. Aha. Bunları bir koyalım. Bekle. Kalk bakayım. Topunu kaldır. Bunu koyalım. Üşümesin. Dur. İyi mi? Evet. Biz şimdi geldik. Ezgi dondurmasını yiyor. Değil mi? Bilmiyorum, çok sevindim ben. Evet, şöyle üstünü örttük. Wolf'a oturduk. Şöyle birer kahve, bir de pasta aldık. Volkan'la şimdi bunu yiyeceğiz. Yudumlayacağız. Paylaşacağız daha doğrusu. Şöyle. Teşekkür ederim. Ay. Dışarıda biraz daha güneş olabilir. Arka taraflar güneşli. Ama burası değil. Burası sakin biraz. Evet, burası daha sakin. Vardır kesin. Yok, şat. Yok. Oralar bomboş. Sadece bunlar var. Evet. Ay, dışarıda da kahve içmenin tadı bir başka. Evet, değil mi? Özlemişiz. Evet. Evet, tıktılar bize. Çok olmadı mı o? Kahverengi şeker. Vardır kesin de. Evet, şimdi bitirdik. Arabaya doğru gidiyoruz. Değil mi? Ezgi ne oldu? Yoruldun mu? 2 dakika dinlen bakalım. Ay. Deminden beri oturuyoruz ama. Kahve içtik. Hadi gel. Yavaş yavaş gidelim. Evet, şimdi arabaya doğru gidelim. Size aldıklarımı göstereyim arabada. Hadi bakalım gel. Ben yapacağım. Hayır, bakmıyorum. Evet. Ezgi ve inatlaşmaları. Hadi bakalım. Oldu mu? Evet.
Hadi gidelim arabaya. Tutabilir misin? Ne aldım? Şöyle şurada babama aldığım hediye var. Bunun içinde de Jaguar'ın parfümü var. Maalesef çekemedim çünkü paketlettirdim. Bunu aldık babama. Daha sonra şöyle bir paket Mersin'in çikolatasından aldık. Hediyenin yanına bir de şunu aldım arkadaşlar. Bunu babamın denemesini istiyorum. Şöyle Tetesept'in şöyle bir tane banyo için böyle nemlendirici yağ da denir aslında. Yağmış zaten. Yağ. Nemlendirici yağı. Bunu babamın mutlaka denemesini istiyorum. Çünkü gerçekten acayip hamam kokuyor. Benim küvetim olmadığı için maalesef alamıyorum. Babam da seviyor böyle. O yüzden bunu bir denemesi için bundan aldım bir tane de. Ben iş yerinde kokladım. Bunların şişeleri de var. Belki beğenmez diye almadım şişesini. Ama bir denesin istiyorum. Evet arkadaşlar, böyle babamın hediyesi burada. Vallahi inanın aklıma başka bir şey gelmiyor parfümden başka. Değil mi? Evet, zor oluyor ya. Zor. Her sene. Renk alayım hemen. Parfüm de sen. Kadınlara kolay bir çiçek alırsın. Evet. Her sene başka çiçek al. Ama erkeklere çiçek de olmuyor. Ha, bir de. Anne, çat bir dur. Aha şey, parktan çıkacağız. Evet. Aha çık. Unuttum ben. Unuttum ben onu. Bir de kendime bir şey aldım ama hemen göstereceğim. Yoksa parkı ödedik. Çıkmazsa anne, kalırız içeride. Kameramı düşürme sakın bak. Buraya koydum. Evet, kendime de arkadaşlar bir parfüm aldım. İnanır mısınız? Bu parfüm aslında çok pahalı bir parfüm. Yani çok aşırı da değil ama pahalı bir parfüm. Ve indirime inmiş. O indirimin üzerine tekrar %50 indirime girmiş. Şöyle hemen çevireyim size, öyle göstereyim. Hoş. Volkan da çıkış yapsın. Evet arkadaşlar, o parfüm de bu parfüm. Yalan söylemeyeyim. Kaç bu? 50 euro civarı. Durun bakacağım. Evet arkadaşlar, görüyorsunuz. Normalde 50 milime 62 euro 99 olan şu parfüm. Şöyle. Hatta indirimli fiyatı 62 euro 99. Evet, aynı parfümü aldım. Şöyle. O fiyattan 12.99'a düşmüş. 12.99'dan da tekrar %50 indi. 6 euroya aldım. 60 euroluk parfümü 6 euroya aldım. Ve artı yanında bir de şey var. Body lotion var. Bakayım bir. Bakın 50 milim parfüm ve 100 milim de body lotion. Ve gerçekten çok güzel kokuyor. Hem güzel kokuyor hem de kalıcı bir kokusu var. Sıkıyorsunuz bütün gün gitmiyor. Ben bunun her yerime parfüm sıkıyorum. Anne. Efendim. Boksu şuraya koydum bak. Yakınlarınızda Müller varsa mutlaka bakın derim. Gerçekten şöyle. Bunlar genelde paketleri kırık olunca falan böyle indirime düşüyor. Bunun da paketinin şurasında hafif bir çıkıntı var. Ama bize paketi değil, içeriye lazım. Evet. Ay. Sevindim. Lazım olan. Aşkım, ne olur yavaş. Lük yolda nasıl yavaş gideyim? Aşkım sen 50 ile gidiyorsun da önündeki 50 ile gitmiyor. Sorun gidiyor orada. Gidiyor işte. Benden daha hızlı gidiyor. Lidl'e gidelim. Lidl'den bir ekmek alalım. Başka bir şeye ihtiyaç yok herhalde aşkım ya. Öyle büyük bir şeye ihtiyacımız yok. Abur cubur alalım. Abur cubur alalım. Doktordan sonuç gelene kadar diyet yok arkadaşlar. İstediğimi yiyeyim. Evet. Şimdi oraya gidelim, onları alalım. Ondan sonra da bir eve uğrayacağım herhalde annemlere gitmeden. Çünkü kameramın diğer şarjını almam lazım. Bulut'u da alsam mı diye düşünüyorum. Alırız. Bulut bugün ne yaptı biliyor musunuz? Sabah kahvaltı yaptık. Ondan sonra da kahvaltıyı topladık. Ocak böyle hafif sıcaktı. Üstünden geçti. Böyle birden ayağını kaldırdı.
ama bir şey yok. Çok şükür hiçbir şeysi yok. Ay aklım çıktı ama. Aşkım benim ya, çok seviyorum onu. Arkadaşlar. Balkondan çiçek almışım. Bakar mısınız? Beğendin mi? Beğendim. Evet. Evet. Dedim keşke kameraya çekseydim. Şöyle kapımı açtı, bana çiçek uzattı. Şimdi de çay yiyelim. Romantik miyim değil mi? İsteyince öylesin. Akşam güneşi. Aklıma ne geldi? Ne geldi aşkım? Akşam güneşi batıyor. Yine dertlerim neydi? Başlıyor. Başlıyor. Akşam güneşi batıyor. Bakın kadınları bir çiçekle bile ne kadar mutlu edebilirsiniz. Değil mi Volkan? Bir şey demiyorum. Haa, size şey gösterecektim ben. Ne? Unuttum. Hani ben anlatıyordum ya, başımıza geliyor, şu geliyor, bu geliyor diye. Bu kadar da olmaz diyeceğiniz bir şey var dedim. Neydi o? Çat. Ha. Ben onu unuttum bile. Şu çiçeklerimi koyayım, size onu göstereceğim. Yani gerçekten de bu kadar olmaz. Arkadaşlar bu güllerin yaprakları vazoya koyduğunuz zaman suya gelmezse daha uzun süre tutuyor. Mesela bu aşağıda olduğu zaman bunu koparıp suya böyle koymanızı tavsiye ederim. Bir yerde okumuştum. O gündür öyle yapıyorum ben de. Şöyle altlarını yan kesiyorum. Daha sonra mesela şurada şunları da alıyorum. Şöyle. Su mesela buraya kadar geliyor. Burayı geçmemesine, yaprağa gelmemesine dikkat ediyorum. Evet. Ama valla o kadar da ayetler kürsü okuyorum. İnanır mısınız? Böyle yola çıkayım, bir şey yapayım falan. Hep böyle içimden ayetler kürsü okurum. Ama artık cana geleceğine mala gelsin diyelim. En son mikrodalgadaydık. Şimdi çiçeklerimi koyduğum şöyle. Şimdi size bir... Evet arkadaşlar, hazır mısınız? Ta-ta-ta-tam. Bakar mısınız, resmen lavabom kırıldı. Şurası küt diye indi, Volkan arkadan geri yapıştırdı. Resmen kırıldı ya. Burası böyle kırıldı. Şimdilik böyle kullanacağım. Biliyorsunuz bir yandan ev bakıyoruz. O yüzden değiştirme şeyine girmeyeyim hiç dedim. Kellerde şey var. Bunun metal Edelstahl lavabo var. Ama onu da çıkarmayacağım. Şimdilik böyle dursun. Yani düşünün artık, bu bile kırıldı. Şimdi ne yapacağız? Şimdi ben bir üzerimi değiştireyim, bir kazak giyeyim. Ondan sonra da bir annemi arayayım. Bakalım onlar ne yapmış, alışverişten gelmişler mi? Bitmiş mi alışverişleri? Ona bir bakayım ne yapmışlar. Bir de Ezgi'ye bakayım. Volkan apar topar evden çıktı. Çünkü biz ne unuttuk? O kadar söyledim. Askı almayı unuttuk. Teddy'ye gidecek. Emin değilim. 7'de mi kapanıyor? 8'de mi kapanıyor? Emin değilim. Eğer 8'de kapanıyorsa yarım saati var. O yüzden hep beraber gidelim dedi. Ben de dedim. Şimdi dedim üçümüz çıkana kadar uzun sürer. Yarım saati var, sen koş hemen dedim. Bul, al. Ne yapıyorsun? Merak etti kamerayı. Arkadaşlar bana bakın. Çakala. Siz de dalıyor mu arkadaşlar böyle Instagram'dan hikaye paylaştığım zaman sürekli hikayeme bakasım geliyor. O kadar hoşuma gidiyor ki böyle film gibi, video gibi oradan bakmayı çok seviyorum. Bakın bugün paylaştıklarımı göstereyim size. Ben bilmem senden ayrı uyumam geceleri. Biliyorum kimi gördüm. Telefonlar konuşuyordun ha? Evet. Ne şey?
Almış aşkım benim askılarımı almış gelmiş. Sakın öne gitme. Çünkü çok az yer var. Volkan. Araba nasıl sürülürmüş görsün. Hazır mısın? Korkuyorum. Yuh şat. Aman benim yere çıkıyor. Bak. Ay ben kalınca getir giydim. Piştim. Ay piştim diyorum. Kalınca getimi giydim, üşüdüm. Kazak giydim. Hadi bakalım bismillah. Hiç gözükmüyor taraf. Gel. Dur. Kimse yokmuş. Bak şimdi park. Parktan böyle çıkılıyor şat. Böyle. Kamerayı sers bana. Kamerayı kim tutacak? Sen. Ben de tutuyorum. Ben girmem. Sen de yapma. Evet, Ezgi de çiçeğimden bir tane çaldı. Allah. Ezgi de çiçeğimden bir tane çaldı. Evet. Niye? Çünkü ablamdan bir tane bir şey zorun yaptım ama ablama dün diye bunu aldım. Ablasına gösterecekmiş. Ay, verecekmiş. Aynı geç bir ne almış ablan sana? Bakayım. Sakız. Vah. Sonra Ezgi de ablasına çiçek getirdi. Özledi seni. Aradım çıkmadı. Sen ne yaptın? Hiç. Anne bugün daha kalabilir miyim? Yarın döneceğim lütfen yarın. Bakalım konuşalım şimdi tamam mı? Bir oturalım. Sizi çok özledim. Evet arkadaşlar yemeğimizi yedik. Karnımız doydu. Çayımızı içtik. Şimdi Volkan'la babam arabaya indiler. Bizim arabada bir ışık yanmış bir şey. Ona bakacaklar. Öyle annem namaza durdu. Çocuklar da. Ceren burada yanımda. Bir şey diyebilir miyim? De. Ben bugün de burada kalacağım. Evet. Ceren bizimle gelmek istemiyor. Bugün de kalacak. Aa, şimdi anneli kızla oturduk. Biraz hasret gideriyoruz. Ezgi de içeride. Hiç sesi soluğu çıkmıyor Ezgi'cim. İyi misin? Ezgi. Hı? Sesi çıkmıyor. Bak bakalım. Kılavuz isaymış ya. Na. Numara yapıyordur ya. Bilmiyorum. Bir bak bakalım. Öyle. Şimdi... Ezgi annem şey rufun yapıyor. Senin sesini... Duymadın mı? Konuşmuyor. Tamam. Uyumuyorsa tamam. Öyle Volkan'la babam gelsin. Şimdi bir Türk kahvesi yapıp içeceğiz. Annem de namazını kılsın. Sonra da artık eve gideriz. Saat kaç oldu saat? Saat 11'e çeyrek var. Ben en sevdiğim makarnayı yiyeceğim şimdi. Evet Ceren akşam yemeği yemek istemedi. Şimdi de ona şey yaptım. Nuri. Orada oluyor. Noodle. Noodle. Noodle mu? Ne, nasıl deniyorsa artık. Aa. Noodle. Olabilir. Noodle. İnan bilmiyorum. Evet arkadaşlar bu videomu da burada sonlandırayım. Volkan'la babam gelsin. Sonra kahvemizi içip kalkırız. Umarım beğendiğiniz bir video olmuştur. Bir dahaki videoda inşallah tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.